Doğan Bey nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Doğan Bey nasılsınız? Görünce gençleşiyoruz. Maşallah. Yani hoş geldiniz. Sağ olun. Doktor Sayın Numan Kurtulmuş, saygıdeğer hanımefendi, sayın değerli misafirlerimiz şu ana kadar sizlere eşlik ettiler. Az sonra okunacak ezanlı şey... Biliyoruz ki medeniyetlerden geriye kalanlar sadece eserler, sadece binalar değil. Bununla birlikte çok sayıda müzikten yemeğine kadar, giyim kuşamından şarkılarına, türkülerine, destanlarına kadar çok farklı birikimlerin de bu ülkeye bir şekilde miras olarak kaldığını biliyoruz, görüyoruz ve bu zenginlik karşısında, bu çeşitlilik karşısında, bu derinlik karşısında gerçekten hayranlıkla, gıptayla ait olduğumuz bu ülkeye karşı bağlılığımızı artırıyoruz. Bu çerçevede yine bu ülkenin her birimizin özellikle üzerinde durmamız gereken en önemli hususlardan birisinin de milli kültürel bağımsızlık olduğumuzu bir kez daha yakinen görüyoruz. Çünkü bizim son iki asırlık tarihimiz ama özellikle modernleşme karşısında geçirilen serüvenlerden sonra elde etmiş olduğumuz tecrübe bize şunu öğretiyor. Bizim gibi iddialı büyük ülkelerin gerçekten kendi milli kültürel bağımsızlıklarını kazanamadıkları sürece ekonomi alanında da, siyaset alanında da, teknoloji alanında da bağımsız olmaları mümkün değildir. Bunun örneklerini görüyoruz. Çok sayıda zengin olan ülkelerin niye dünya ticaretinde ya da dünya teknolojik olarak ileriye gidemediklerinin en önemli nedenlerinden birisi kendi milli kültürel yapılarının sağlam olmaması, burada bağımsız bir kültürel yapıya sahip olamamalarıdır. Allah'a çok şükür bu sene 5 büyük eserimizi yurt dışından getirdik. Şu anda 54 eserimiz bekleme listesinde. Bunların hepsini de Türkiye'ye getirmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Bu büyük hazineler her birisi kendi ait olduğu yerde değerlidir. Bu hazineleri Türkiye'ye yeniden kazandırmak için ciddi bir şekilde gayret sarf ediyoruz. Şunu da ifade etmek isterim. Uluslararası platformlarda da bunu söylüyoruz. Bunun siyasi olarak ne kadar ağır bir laf olduğunu da bilerek söylüyoruz. Maalesef bugün dünyada dört bir tarafından dünyanın kaçırılmış çok sayıda eserin alıcı bulduğu bir kara borsa ya da bir kaçak eşyaların satıldığı bir mezatlık vardır. Bunun aslında terör örgütlerini desteklemekten hiçbir farkı olmadığını ifade etmek isterim. Şimdi Suriye'de DAEŞ'in Suriye'deki o antik kentleri bombaladığına dair birçok haber okuduk. O haberleri okuduk, o defterler kapandı, o gazetelerde kaldı. Şimdi şundan eminim. Orada bombalandığı iddia edilen ya da bombalanan o antik kentlerin önemli bir kısmının birkaç sene sonra Avrupa'daki müzelerde sergileneceğinden adım kadar eminim. Bu alanda bütün uluslararası camianın ortak bir kararlılıkla mücadele etmesi lazım. Sayın Bakanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz.